Tarım İbrizi projesi kapsamında 300 bin fidemizi yetiştirdik. Evet, bu projemiz için çok uğraşlar verdik. Ziraat mühendislerimiz, öğretmenlerimiz, yeri geldi gecemiz, gündüzümüz, öğrencilerimiz de hep burada geçti. Bizim en büyük kazancımız, en büyük hedefimiz de zaten buydu. Burada amaç fide üretmek değil, fidenin üretildiğini öğrencilere aktarmaktı. Bu projenin amacı da oydu. Yani bu projede fideyi üretelim, satışa çıkaralım düşünülmedi. Bu fideyi nasıl üreteceğiz? Öğrencilerimize tohumu, kuru tohuma nasıl can vereceğiz? Çimlendirme süreçleri nasıl olacak? Çimlendirme sürecinden sonra seraya alımlar nasıl olacak? Bunları öğrencilerimize yerleştirmekti. Projemiz şu an şükürler olsun %100 başarıyla sonuçlandı. Sadece şu an fidelerimizi halkımıza, ekmek isteyen halkımıza veriyoruz. Buradaki projemizin amacı zaten kesinlikle eğitim amaçlı yapılan bir proje olduğu için öğrencilerimizi bu vatana, okulumuzun amacı olan tarım ve hayvancılık bölümünde en donanımlı, en nitelikli bir birey haline getirmekti. Şu anda da biz bunu fazlasıyla kazandık. Şu an her bir öğrencimiz tohumun kaç günde çimlendiğini, tohumun atımını, tohumun çimlendikten sonraki aşamalarını, 3 ve 4 santim sonrasında oluşabilecek hastalıkları ve oluşan hastalıkları ya da önüne geçmeyi hepsini kazanmış ve geleceğin ziraat mühendisleri, veterinerleri ve ilgili alanda donanımlı bir şekilde çalışacak bireyler haline gelmiştir. Fidelerimizin bakımı esnasında öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra sınıfta gördükleri derslerde burada uygulamalı olarak görme imkanı buldular. Öğrencimiz bir tohum ekiminin nasıl yapıldığını, fide bakımının nasıl yapıldığını bilerek bilinçli bir şekilde bunu öğrenme imkanı bulmuş bulundular. Biz bu işlemi gerçekleştirirken birlik ve beraberlikle gerçekleştirdik. Gerek okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bu mücadelemizde başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. İlk başta ders kitaplarından bilgilenerek sonra uygulama halinde bir fırsat bulduk. Bu süreç içerisinde öğretmenlerimiz, müdürümüz, sevgili arkadaşlarımla ile birlikte bir imkansızı başardık.